Benim Maşallah. 19 yaşında 14 yaşında. koştum. 19 yaşında 21 şey pardon 11-26'm vardı. Yani kıyaslamayı siz yapın. Şu an çocuk 10-60 şey 11-60 koşuyor. Gerçekten çok yetenekli. Eğer onlara da destek olunursa ve bu şekilde ilerlerse tabii tek başına tek hocayla ve sporcunun çabasıyla emeğiyle olmaz bu işler. Yani bu Yakın bir artık hocam yası olarak gene gerekli evet, desteği evet, evet veririz bence de. diye düşünüyorum. Evet Ben bence de. çünkü bizim hem öğrencimiz hem sporcumuz aynı şekilde desteği herhalde arkadan Evet. gelen kardeşlerimiz Tabii de yakın doğu görecektir yakında olarak da bu anlamda üniversitesinde. bana çok destek oldular. Çünkü biliyorsunuz üniversite hayatı gerçekten çok zor Evet. ve meşakkatli bir yol. Gerek hocalarım, gerek sizler, gerek yöneticilerimiz bu konuda çok bana yardımcı oldular. Bir burs sağladılar. En önemlisi istediğim anda gidip hastanesinden yararlanabiliyorum. Ulaş Hoca en son artık beni görmekten usanmıştı gerçi ama hani gene ne oldu? Hani nasılsın haberi geçti mi gene ne oldu ya gelmiştik Hani artık. görünce korkuyorum artık Bir şey şimdi. mi oldu Ya ya o kadar sakatlık mı? ilgisiz şekillerde sakatlanabiliyor ki yani hiç konuyla ilgisi yokken bir geliyor bir ya oğlum ne yapıyorsun sen deyip en son artık böyle gördüm iyisin değil mi yani iyi tamam hocam iyiyim kontrole geldim oh Oh diyordum rahat. yani tamam. O anlamda da yakın doğu üniversitesi ve hastanesi olarak bana çok büyük bir destek oldular. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. O zaman mesleki olarak da bir beden eğitimi öğretmeni geliyor arkadan. İnşallah, Bu da inşallah. hani Celal hocam gibi Yiğitcan hocanın da belki de çok başarılı sporcular yetiştireceği. İnşallah zaten hedefimiz, İnşallah amacımız, o. niyetimiz Evet. o sporcularımızı bu Çünkü şekilde hani yetiştirirken, şeyin de eğitirken. başında konuştuk hani doping konusuyla ilgili konuştuk. Hani sen de vurguladın, Ulaş hocam da vurguluyor bunu. Bilgisizlik zaten her şeyin başında geliyor. Maalesef. Yani kulaktan dolma bilgilerle işte bir sporcu yetiştirmeye çalışmak. İşte çevrede işte çevredekilerle mücadele etmek için her yol mübahtır deyip sporcusunu hiç bilmediği şeylere zorlamak. Yani Sporcu da onu aldıktan sonra işte artık yapacak bir şey yok. konuda şey şöyle de Geçmiş çok olsun önemli. diyoruz. Ulaş hocamla bahsettik. Yani fikir alışverişi de çok önemli. Bir atletizm hocası olabilirsiniz ama her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Evet. Bilemezsiniz de artık. Yani bu işin artık tıpı var, bilimsel anlamda Antrenman bilimi antrenman var. bilimi var. Yani var da var ve bu konularda artık hani şu an bakıyoruz işte dünyanın en iyi sprinteri kim diyoruz. Hüseyin Bolt. Hani diyoruz ki 68 kişi bir ekibi var. İşte masörü var, doktoru var, işte fizyoterapisti var, yok işte danışmanı var. Var da var yani. Senin ekip bir kişi Celal Benim Hoca var. Ecel hocam maşallah bir 68 kişilik bir ekibimiz var onda sağlam. O da 68 kişi kadar hükmediyor. Evet, sağ olsun. Evet, çok güzel. Yani şey yaptık. 19 yaşında sprinter olduk. Futbolu bir kenara ittik. Evet. Baba sana şeyim eminim hala daha şey Yok yok yapıyordu. Yoksa artık şimdi sağ olsun sular desteğini durulmuştur dürüst diyorsun. oldu oldu. Başarılar geldi. Ardı ardına başarılar geldi. Bu yolda şey yapıyorsun. Arkandan gelen sporcular var ve çok güzel bir şey. Hani bizim özelliğimizdir. Maalesef özelliğimizdir bu. Hani Türk insanının şeyi vardır. Yani bir şey istemezler işte. Başarılı olmasını istemez. Böyle Pay sahibi pastadan şey yemesini kuyu kazma isterler. olayımız vardır bizim ama sen ne diyorsun ya işte bir sporcumuza bir daha alalım ismin neydi? Turan Cenk. Turan Cenk. Onun adını da zikredelim burada. Arkasından geliyor Yiğitcan'ın kabusu olacak herhalde senin Evet, ilerleyen evet, dönemlerde. Tabii tatlı tatlı olacak o.